Aleyküm selam Darık. Ne yapıyorsun Darık? Uyumadın mı daha sen? Aleyküm selam Mehmet abi, sabır taşı, merhaba. Reis ilk benim. Gecenin bir buçuğunda sen ol zaten reis. Ne uyuması var diye de çalışıyoruz, sabaha kadar buradayız. Allah kolaylık versin reis. Biz de yeni teslim ettik, vardiyayı geldik işte. Aleyküm selam ruhsuz, eyvallah, hoş geldin. Ne iş yapıyorsun sen Tuncay? Aleyküm selam Kara, hoş geldin. Reis Option Nerfiye'de. Aynen. Şu an Serap bence daha iyi ya. Yayın var dediler. Geldik. Hoş geldin Sabır Taşı. Cengiz hoş geldin. Aleyküm selam. Valla Mehmet abi, işten güçten vakit bulamıyoruz ya. Açsam mı açmasam mı diye kararsızdım. Dedim gecenin bir buçuğu, illaki bir yerlerde uyumayan birileri vardır. Lucy işten geldik reis be, anca. Aujin oldu mu öldü mü anlamadım Tarık onu. Aujin oldu yazmışın. Eyvallah sabır taşı. Ta oyunu güncellemeyi unutmuşuz reis ya. Öldü değil, oldu. Ne oldu Avujin'e? Sadece Option Nerf ise iyi, Rock da yedi. Zar zor almıştım. Ya Reis, bu oyuna yeni gelen her içerik bir gün Nerf yemek mahkumiyetinde ya. Tenekeciler burada, Ferhat Reis. Nerede tenekeciler burada? Reis, Ferhat Reis yardırıyor ya. Aujin ile aynı güçte neredeyse. Ya şu an bence de Serap sanki daha iyi olmuş gibi yani. Serap hala iyi ya. Yani şeyle kıyaslayacak olursak, Option'la. Şeyler nerf yedi mi? Bu şeyin üstüne taktığımız silahlar var ya. Neydi o? Kipson mı? Kipson'du galiba. Hafif miydi? Kestus var ya, ağır olanı. Onlar da mı nerf yedi? Serap Aujin yiyor neredeyse. Nasıl Aujin yiyor ya? Kestus da yedi. Ya reis, biz neye elimiz atsak amına koyayım, elimiz attığımız dal kuruyor ya. Yirmi 25, 35. Ne bu Tarık? Hangileri? Labris %35, Kestus ve Kipson %25. Anasının amına koyayım. Kaldırıp tamamen çöpe atsalarmış. Reis, ben oyunu bıraktığımda da Typhon metaydı. Hala meta, çok şaşırttı beni. Ya Typhon... Ya güncel silahlarla... Hani robotlar nerf yiyor ama arkadaşlar, güncel silahlarla iş yapan şeyler var ya. Güncel silahlarla, yeni gelecek silahlarla eski robotlar da iş yapabiliyor. Oyunun sesini çok mu kıstım bu arada? Kısık olursa söyleyin, onu arttıralım biraz. Ya reis, şu Imugi'yi biraz yükseltim diyorum ben ya. Şeylerle hani şu an yapabileceğim en mantıklı kombin Orkanları bu görünüyor. Ya aslında bu Orkanları yerdeyken İş yapacak bir robota takmak istiyorum. Çünkü havadayken çok fazla boşa gidiyor. Karakterler o kadar hızlı ki. Havadayken bir de yerdeki rakip hızlı olduğu için füzelerin çoğu boşa gidiyor. Eskinin hidrasına benzeyen bir güdümlü füze vardı. O iyi. Şey mi? Hurrikan mı? Öyle bir şeydi. Ravana var reis de.
Şey yok ya. Arnold yok, Arnold. Bunun pilotu yok ya. Aslında Ravana'yla... Bir de Ravana çok hızlı hasar yiyor ya. İş güç be terör reis. Ravana. Option nerf yemiş. Aynen. Option bayağı bir şey ya. Tırt. Biliyorum biliyorum, oynadım bugün. İşteyken, moladayken biraz şey yaptım, takıldım. Ya şeyi yerleşik silahların hasarda bakar mısın? Bak indi indi, bitti bitti. Kaç saniye oğlum? 5 saniye falan havada kalıyor galiba. Baksana ya. Hey. Biz bu silahları neye takacağız? Gidelim ölelim ya. Çok sıkıcı. Ama tek gitmeyelim değil mi? Reis geç önüme. Önüme geç. Baba yuvarlığa bak. Satışa getiriyor reis bizi. Eyvallah elektrikçi reis. Reis artık yorma be. Oyun bitti amına koyayım. 2 dakikadır seninle uğraşıyorum ya. Öleceksen öl, öldüreceksen öldür ya. Azdan az, çoktan çok gitsin reis. Yeter amına koyayım. Ya güya bunlar hep şey değil mi? Anti titan olarak geldi amına koyayım. Şuna bakar mısın ya? Bir yetenek vur reis ya. Yok aga, bunların bizi öldüreceği falan yok. Al reis orayı. Şöyle bir ultimate'lik havalanalım reis. Ya reis, hani bu ultimate'ler adamın amına koyuyordu, içinden geçiyordu. Hani titanı tekliyordu. İlla MK3 mü yapmamız gerekiyor reis? Bakar mısın? Ortak danaya girer gibi girdik Artur'a. Adam yine bana mısın demiyor amına koyayım. Öl lan. Hayırdır kardeş? Sen kim bize kafa tutuyorsun? Havuçtu. Arthur buff mı aldı? Aga be, Arthur Reis'e laf yok. Şuradan şöyle ananı avradım. Sinsice girecektim oraya. Basılı tutmayayım mı? Neye basılı tutmayayım? Popüler kültür kölesi oyunların yayıncılarını destekleyeceğime VR'yi desteklerim daha iyi. Geleceğin oyunu. Da reis, eyvallah da. Oğlum 10 seneyi geçti lan. Vallahi 10 seneyi geçti lan bu oyun. Yani biz bir 10 seneyi devirdik yani bu oyunda da. Fazlası var. Ama tık yok reis. Bu oyunun geleceği zor. Pay to win oyunun geleceği olmaz reis ya.
Arada sıkıcı geliyor ama oynamadan duramıyoruz. Değil mi? Bazen sıkıyor Özgür. PUBG gibi oyunlardan bahsettim. Ya o oyunu ben pek beceremedim reis ya. O ne lan? Nasıl yani? Ben ona nişan almıştım. Neyse, ona dikkat etmek lazım reis. O var ya bizi çok fena ansızın avlar. Aa bak, bunu kesmesi güzel oluyor reis. Direkt savunmayı yok sayıyor ya bu silah. Yat aşağı! Tek atıyor reis onlara ya. Reaper'da nerf yedi. Nasıl nerf yedi lan? Hala tek atıyor oğlum. Undown yok mu? Reis, Undown'u saldık ya. Bilmiyorum, ne bileyim. Ya bu amına kodumun oyununa biz alışmışız. Hani bir laf var biliyor musun? Alışmadık götte dondurmazmış. Bizimki o misal. Bizim göt bu amına kodumun oyununa alışmış. Nasıl ölmedi lan o? Ya Orion'un boşa gitti reis. Hadi bakalım. Bu arada neydi şu life save mı? Öyle bir şey vardı ya, taret. Hani taret etkinleştirdiğinde %15 falan heal veriyor ya reis. Onu aldık amına koyayım. Senin amına... Sil! Anlamda para istiyor. Bayağı bir para yatırmak lazım. Valla reis demek ki zamanında salmış iki amına koyayım. Nasıl mı aldım? Öpücük verdim. Nasıl alacağım amına koyayım? Karşılığını verdik aldık işte reis. Öpücük verecek değiliz ya amına koyayım. Ya gel gel. Gel Allah'ına kurban senin gel. Vur bana. Amına odum eşe. Nereye kaçıyorsun? Ne? Tipini siktiğim. Sen gelme lan. Çok teşekkür ederim. Para mı? Gel 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 amına odum seni. Lan devamını al reis şunun. Angel. Angel reis. Ne oldu lan, gazın mı bitti? He? Amına odum seni. Bu ney? What the fuck man? Ah neyse tamam. Option zamanında yetişti reis. Aha Serap. Bak şimdi Serap'ı izle. Orada bir Serap var uzakta. Artık yok reis. Bobin'le işim var. Fazla kalamayacağım. İyi günler. Özgür Rulet sana geldi bu sefer. Hayırlı olsun. Eyvallah reis. Fenerler elden gidiyor. Oh no no bro. Reis bu burada nasıl indi? Seni amına koduğum. Gel lan buraya. Sen kime atar gider yapıyorsun oğlum? Lan oğlum bunda şey yokmuş lan. Nasıl kill lan? Hangisi kill? Hangisi kill oldu reis? İn aşağı. Gel buraya. Gel buraya gel. Oğlum imha modunu oynamıştım en son. Seni kim kurtaracak şimdi? Amına odum seni. Evet, var mı başka? Şu fenere dönelim geri. Ya aslında şu Cinder'ların ağırı olsa var ya. Reis. Hadi bakayım. Aha ikisine birden mi? Sen öldün zaten. Sen de geber. O nerf atmasa iyiydi ya.
Yanıyorsun Fuat abi. Amına kodum, buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Tipini sikerim senin. Kalabalıkta artistik yapıyordun. Tenhada affetmeyik. Reis, gerisi sende. Ben şu fenere gitmem lazım. Biz gidelim şu fenere. Kid mi lan o? Gel bili 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 gel. Şuradan gideyim reis. Sinirler yetmiyor oraya. Gel bakayım lan. Kim kimi yakacak aman abi baba. Lan bunda da mı sinir var? Oo, bizim kombini yapmış reis. Paladin'e de mi nerf geldi? Vay amına koyayım. Bana da atsınlar bir nerf reis. Hadi bakayım. Gelsinler bana da atsınlar amına koyayım. Bir ben kaldım zaten nerf atmadıkları. Ona da götleri yemez reis. Paladin eski Northlight mı? Neydi? Öyle oldu. Aha, en sevdiğim af. Oy 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 oy. Kılçıksız reis, bunları seviyorum ya. Gel reis, gel arkamdan gel. Oh, ikisine birden. Nerede o? Hani? Hehehe. Kaç bakayım kaç. Baksana amına koyayım. Bir tane füze değmedi ya. Aman abi Pikonix duymasın. Duysun reis ya. Bize bir şey yapamaz. Nifton'a nerf geldi ya. En harika o oldu. Nifton'a nasıl bir nerf geldi reis? Nifton'a nerf gelmesin amına koyayım. Nifton'luk bir sıkıntımız yok. Şu üzerindeki silahlar var ya, onlara nerf gelsin artık. Yeter amına koyayım. Bu güncelleme iyi oldu vallahi, artık rahat oynanıyor. Silahları değişelim ya. Bunları şeye, imha moduna girmiştim. Çıkartmayı unutmuşuz reis. Ama bak şunların ağırı gelse olabilir, denenebilir reis. Yapabilirik yani. Amına koyayım, bir imha modu yüzünden. Reis, bunları fulledim neredeyse amına koyayım. İş yapıyor ama ha. Bayağı iş yapıyor şeyde, imha modunda. Dördüncü, beşinci aşamada iş yaptırıyor bunlar. Ama Heimdall'ı da biraz fullemem lazım. Bazen boşa gidiyor. 3-4 defa falan oynamam gerekiyor imha modunu. Şeyi zayıf geliyor. Gövde zayıf geliyor HP. Amına koyuyorlar. Ya normal şeyde oynanmaz da. İmhada falan oynanır yani. İmhada iş yapıyor reis. Ama şimdi hani normal oyunda biraz zayıf kalıyor. Modüllerimiz tamam değil mi? Ya bunu ben şeyi bir şey göstereceğim size. Geçen şeyde de Discord'da da attım da. Şu yönetici Indra yeteneğini, bak ne diyor? Indra dayanıklılığını donanımlar ile entegre silahların hasarını ve titanlara verilen hasarı %1,5 arttırır diyor. Ya çok siktir boktan bir yetenek gibi geldi bana. Bunu Berserker yeteneği var ya, nerede yetenek listesi? Şurada. Şu Berserker'le değiştirsem diyorum. Çünkü bak burada ne diyor? İnatçı savaşçı da Indra %30'dan daha az dayanıklılığa sahip olduğu sürece ek savunma puanı kazanır diyor. Yani zaten Indra %30'un altına düştüğü zaman 100 savunma puanı alıyor. Ha böyle çok 5-6 kişinin ortasına falan girmediğin sürece bu savunma baya bir iş yapıyor. Baya bir diri tutuyor robotu. Diyorum ki
Şu yönetici Indra ile Berserker'i değiştireyim. Indra dayanıklılığı %5'e düştüğünde %50 hasar arttırıyor. İkisini de alma diyorsun. Hey o, iyi yayınlar. Eyvallah. Hoş geldin Turuncu. Oyunda mısın? Selam verip kaçtım. Nereye kaçtın? Kaçma gel, iki teneke yamultalım beraber. Sound Martyr Reaper. Ya bir tane daha yetenek açacağım. Çünkü bir tane daha yetenek açmamın sebebi şu. Bir yetenek daha açtığım zaman robot %20'ye indiğinde Titan'ın dayanıklılığı şey açıyor. Kuantum radarı açıyor. Hani ortalıkta dolanan bu Linux pezevenkleri falan var ya. Onları falan temizlemek için güzel olabilir. Chip lazım. Doritos chip yok reis ya. Ya da buna var mı başka mesela bunu terfi ettirdiğimizde ne kadar istiyor? 2000 istiyor. Aha, ay amına koyayım. Ya oğlum bir de şu amına koduğum çark var ya. Ultimate çarkı. Onu artık şeyle mi açıyoruz? Mikro cipsle mi açıyoruz? Bu sarılarla açılmıyor. Dün mü ondan önceki gün mü çark vardı orada açayım dedim. Ha artık bundan sonra mikro cipsle açılacak. Anasının amı. Bu sarı taşları ne yapacağız? Ben gittim amına koyayım o sarı taşları kasmak için bir dünya yükseltme yaptım. Kullanmayacağım silahları yükselttim amına koyayım. Sırf imha modundan şeyler alalım diye. Götümüze sokacağız artık. Yapı başka bir şey kalmadı ya. Yapacak başka bir şey yok ki. MK3. MK3 yapmak için lazım. İyi de abi mikroçip alamıyor ki. Mikroçipi nasıl alıyorsun? Günlük reklamdan veriyor 3 tane. Başka bir yerden vermiyor ki. Reis Titan pilot için de gerekli. Reis onu da Memorial'la yapıyorsun ana amına koyayım. Neresi gerekli? Al. Bunu da terfi ettirmek için Memorial istiyor amına koyayım. Ne yapacağım ben bu sarı taşı? Sadece MK3 mü yükselteceğim? Amına koyayım ben böyle işin ya. En son yetenek için o mu lazım? Al. Bak, al. Bak onu ne yapacağım? Bak, al, al. Al. Buna indirimin etkisi oluyor mu beklesem? 1,5 taşa falan halledebiliyoruz mu? Gerek var mı beklemeye? Yapmayayım mı? Hayır, neyi yapmayayım oğlum? MK3 yapacağım işte şeyi, Orkan'ı. İndirim olmuyor mu? Olmuyorsa basayım gitsin bunu o zaman. Neyi bekleteceğim amına koyayım? Başka bir sikime yaramıyor zaten. Ne mi yapayım? Ultimate Orkan'ın MK3'e basacağım. Titan pilot için mi harcayayım? Aga Titan pilotu harcamak için önce Memorial kasmamız lazım. Memorial yok amına koyayım. 2000 Memorial istiyor. 1500 tane memo lazım bize daha. Oğlum ben bunu her imhadan alıyorum zaten. Her hafta 4 tane alıyorum. Pardon 2 tane mi oluyor? He haftada 2 tane alıyorsun zaten. Yine alırız yine birikir yani. Bunu her hafta alıyorum abi ben bunları zaten şeyden. İmhadan. Aa bak bu haftakini de aldım. Bu haftakini alınca 3 oldu zaten. Aa bak 4'ü de aldım ben. 5 kaldı. 4'ün ödülünü de aldık yani. 4'e kadar aldım ben zaten.
5 kaldı. Onu da 5. 5'in birini yaptım, ikincisinde kaldım amına koyayım. 70 tane mi? 75 tane mi? Bir şey istiyor ya. Pardon, 145 tane kill istiyor ya. 145 kill, 6 şey. Gemi kullan diyor. Gemiyi kullandım, şeyi yetiştiremedim. Kili yetiştiremedim. Bir 10-15 tane daha kill almam gerekiyordu, yetişmedi. Onları alıyoruz reis ya. Sıkıntı yok yani. Niye MK3 yazmıyor? Amına koyarım böyle işin lan. Ha. Yaz şöyle şurada. MK3 yaz amına koyayım. Yüreklere korku salalım reis. Adamı kestiğimizde altında MK3 yazsın. Reis, ben Thor'un çekicini kullanıyorum. Dur lan, bunu satsam ne kadar verir acaba? Satması yok mu lan bunun? Satamıyoruz mu oğlum bunları? Vallahi satılmıyor reis. Ultimate'ler satılmıyormuş amına koyayım. Bak burada çöp çıkıyor. Burada çöp çıkıyor. Bak bunda da çöp çıkıyor. Çıkarayım mı? Ne alaka lan? Bak bakayım. -36 milyon. Satayım mı? Satarım maga. Aman lan dur. Yanlışlıkla elim falan değer şimdi amına koyayım. 36 milyon bir şey değil ama reis ya. Değmez amına koyayım. Bilmiyorum, herkeste indirim aynı mı? Reis, isimlere, nicklere bakılırsa fena dayak yiyeceğiz. Reis, Scorp artı Ultimate Orkan harika olur bence. Sıkıntı gibi reis ya. Ne oldu lan adam? Şindikten deminki ışınlandı. Adamlar fena sikmeye geliyor bizi reis. Benim az önceki vurduğum hangisiydi? Şu de adam büsbütün duruyor. Ananın amına koyayım ya. Gel gel amına koduğum gel. Bir sen eksiktin gel. Yaklaş yaklaş gel. O ne lan? Ceryan mı veriyor bana? Gel gel tipini siktiğim gel. Lan! Oğlum bu ne? What? Oğlum beğenmediğin götü botlu Dimitri bile içimizden geçti lan. 100 metre uzak mı durayım? O Ceryanlı'dan mı? Seni amına koduğum seni. Bu ne oğlum? Lan yeter. Gel buraya 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 gel lan. Ben ne dedim? Adamların iki tehlike. Elektrik 100 metre menzilde gözükmeden de vuruyor.
O ne oğlum, bu şeylerin, güdümlülerin şey, Titan silahı da mı çıktı? Ha, şöyle git, bırak feneri bana bırak. Lan bu silahlar nerf yemedi mi? Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Ananı sikim yakaladı. Aşağı in aşağı. Gel gel, amına koduğum gel. Oha amına koyayım. Discordia ve tulum bas. Saklanamıyorsun reis. Nasıl yani? Öyle bir silah mı var? Biz daha hala amına koyayım kuş lastiğiyle geyik vurmaya çalışıyoruz. Gidek fener bari alalım reis ya. Kendimi çok gereksiz hissediyorum amına koyayım. Bu korku o Loki'ye yeter reis. Ya bak bak, füzelerin gidişini görüyor musun bak? Lan yanlışlıkla kill aldım. Vallahi yanlışlıkla aldım reis. Amına koduğum seni. Oğlum bir de göz açmamı koydun buna ya. Ya. Gerçi oğlum, neden ben bu kadar bahtsızım lan? Amına koduğum seni. Oğlum bu mermilerin patlama şeyi var lan. Öl lan. Hem can bas, hem görünmez ol. Lan yedi mi bizim adamı? Yeon Reis. Amına koduğum. Hadi şimdi de ben görünmez oldum. Hadi lan. He. He, ne oldu? Sıkıştın mı? Çıkamıyorsun mu? He, amına koduğum. Buraya gel lan. Ananına mı? Adam bizi saniyelik etti ya.
Bak şimdi reis. Kırmızı yap lan beni. Ananın amına koyayım, kırmızı yapsana orospu çocuğu. Tam bir malmış bu Indra ya. Dedim bu salak beni kırmızı yapar. Ondan sonra da zaten yeteneğim gelir. Ama evdeki hesap çarşıya uymayınca böyle oluyor işte reis. Amına o doğum, o robota, o silah. Takılır mı lan? Aleyküm selam Kerim. Titan'ın güdümlü silahı gemiyi çok çabuk dolduruyor. Reis biz Şampiyonlar Ligi'ne mi çıktık yine ya? Yine Şampiyonlar Ligi'ne çıkmışız reis. Düşmek lazım. Reis kombinasyon değişikliğine gitmemiz lazım ya. Bak şimdi reis, onu öyle bir kandıracağım ki. Gitmedi öbür tarafa, öbür tarafa gitseydi. Ya hani oğlum ultimate'in gücü? Amına odum akıllanmadın mı sen lan? Ben vuracağım, sen pompa yapacaksın. Buna vurdumun delisi seni. Lan kim çaldı benim kilimi? Sen ölmüşsün zaten. Yavaş kral.
O robota o combo olur mu lan? He? Orkan'dan 4 tane olunca Typhon'a süper. Yumuşiye Magneter lazım. Ne için? Magneter'ı sabitlemek için mi? Ne yapacağım Magneter'ı? Shredder var reis. Amısına koyarız. 4 tane halomuz var. Ben bu amına kodumu satıyorum o zaman. Uzaktan vurmuyor mu? Nasıl uzaktan vurmuyor? 500 metre menzili var reis. Çok az vuruyor. Magneti çok mu vuruyor? Peki reis, biz bu ultimate'leri Fenrir'e koysak, bir tane Zero ile beraber, bir tane Zero yapsak nasıl olur? Ya da harp ile havalanıp havalanıp vursak. Abi Fenrir çok iyi gidiyor. Ya işte bu ultimate'leri bir şekilde değerlendirelim diyorum ya. Sairim buff aldı. Nasıl bir buff aldı? Bernadette varsa spesyal pilot. Şu harpiye nasıl gider acaba? Bir tane de ağır ne koyabiliriz ki buna? Şey de olabilir, Avalanche de olabilir. Puncher da var lan. Ağıra puncher'ı koyup he, Reis duvarın arkasından havalanıp patır kütür. Siren artık daha çok hasar yansıtıyor. Avalanche gitmez diyorsunuz. Bakayım şeyle bir harpi ile havalanınca nasıl vuracak? Çünkü havadayken bu silahın vurması sıkıntı ya. Puncher iyi kilitliyor. Fafnir olmaz. Dimitr'la bunun pilotu hangisiydi? Yankli. Siren'da kullanıyormuşuz. Tamam. Şundan Lockdown koyalım. Aslında bu kombin de iş yapar da. Yükseltmek lazım reis, yükseltmek. Repeater'a denk gelme reis, harp havalanırken. Aynen öyle bir sıkıntımız var. Bu
arada şeyi bekliyorum ya. Şu %40 indirimi bekliyorum. Şu diğer ultimate'i de basacağım. O yüzden yükseltme yapmıyorum. Ha, gerçi altınımız da var. Mevcut yükseltmeyi bitiririz de. Gelsin tak 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 hepsini basacağım buna. O zamana zaten şu bayağı azalır. Kalanını da altınla hızlandırırız. Ultimate'leri artık aradan çıkartmak istiyorum reis. 3 level ama. 3 level, 3 level reis. Duvar arkasından iş yaparız. Dead City gelirse Dead City'de iş yaptırırız. Olmaz abi, 300 menzil çok yukarı çıkıyor. İşte bir deneyeceğim. O zaten benim de kafama takılan yer. Şimdi mesela şurada yatacağız, köprüye gelenleri deneyeceğiz. Karşıda Reaper var ama. Ya yapma ananı sikeyim. Oradan Serap'la beni mi görüyorsun gerçekten ya? Ya reis, hızlı giden atım pahu seyrek düşer diye boşa dememiş atalar. Ah ulan havalanamadım. Nasıl yani lan? Ya birin... Ya şu anasını siktim, o Serap'ı hatırlatın bana. Onun amına koyacağım ya. Amına kodumun evladı ya. Nerede o anasını cimciklediğim? Şu orospu çocuğu değil mi o? Amına kodumun evladı seni. Sil! Ne oldu lan? Şu sarı civciv bir gelsin de. Bu Reaper'ın gücüydü reis. Anasını siktiğim buraya gelmiş. Neydi o? Luka. Luka senin işin damına koydum ben. Aha burada. Mars mı? Ah ulan. Skorpiyon da bir level ki. Oğlum bu silah önce tek atıyordu lan bunlara. Soktuğumda kaç tane şey var ya? Ney? Göz açma mı vardı o piçte?
Aşağı inersen sikerim, tependen delerim. İnme işte aşağı oğlum. Yiyebilirler mi? Yiyemezler. Amına kodumun roku nerede? Bu ne lan? Adam yerdeyken... Gel gel. Abi. Bedava olursa böyle oluyor işte bir titan. Ya şu mızraklar biraz ortalıktan çekilse Mars'ta da iş yaparız da mızrakların ortadan çekilmesi lazım reis. Amına kodum şeyler geliyor. Linux'ler. Buna kuantum radar mı taksak? Eskisi kadar yok.
Deceiver olmasakın oto sıkmıyor. Üçlü falan sıkıyor. Çok saçma oldu. Nasıl yani? Atış modu mu değişti? Ay ay. Ne bok yiyeceklerini şaşırdılar aman akıyım. Amına koduğum sıkıntı bu sefer de ya. Ya ananın amına koyayım ya. Benim karşıma niye hep böyle dengesizler çıkıyor oğlum ya? Bak hele ya adam boss'tan korkulu gibi dikiliyor amına koyayım. Bizden hiçbir kimse yok lan. Peki. Ah ulan. Ne oldu lan? Bizim adam neyle vuruyor lan? Amına kodumun eşya harbi eşek lan. Biz bunların base'ini almadık mı? Aldık. Bu ne lan? Oğlum o adamdaki şey değil miydi? Silah. Hazard mıydı o? Bu nerf yemedi mi? Amına koduğum seni. Şimdi nereye kaçacaksın sen? Ya abi bu amına kodum nasıl birdenbire geri görünmez oluyor ya? Ana sinirimi bozduran orospu çocuğuna bak ya.
Gel dananı bir sikeyim senin gel. Aga bizden bir tane destek gelmez mi amına kodumun yerine be? Şuna bak hele. İki tane titan burada bir tane şeyin götünü bekliyor ya. Adamın götünü bekliyor ya. Daha da gitmem ileri amına koyayım. Korkma lan ben varım korkma. Ölme lan. Oğlum takımın diğer üyeleri nerede amına koyayım ya? Şimdi sıçtık reis. Bu amına kodumun evlatları nerede? Bu yarraklarla oyun kazanmaya çalışıyoruz abi işte. Amına kodumun malı. Öteki sığır nerede, ne yapıyor? Bak hele anasını sikmiş ya, piç etmiş ya. Bir tarafa Evora takmış, diğer tarafa şey takmış, Lantern takmış. Senin ananın amına koyayım oyun. Bu adamın ne işi var benim maçımda? Şuna bak ya, öyle bir kombin var mı ya? Hiç gördünüz mü lan böyle bir kombin? Şuna bak. Şuna bak. Oğlum 2 3 sene önce kullanıyordu lan millet bu kombinleri. Şunu, Shelly. Deli gibi para harcıyorum. Usta Lig 1'deyim ve para harcadıkça beni daha güçsüz kılıyor oyun. Deniz, oyunu bilmeden ne kadar para yatırırsan yatır, boşa reis. O yüzden o para işini bir tık durdur yani. Şeye bak böyle, video izle, gameplay videolarına falan bak. Çünkü oyun parayla belli bir yere kadar götürür seni. Oyun bilgisi olmadan en baba içerikleri de alsan, karşındaki adam hem para yatırıyor hem oyunu biliyorsa zaten her türlü üstünlük kurar yani. 7 yıldır oyundasın. Ya senin ananın amına koyayım. Benden ne istiyorsun ya? Benden ne istedin amına kodumun oğlu sen ya? Oğlum bende mi var lan bir bahtsızlık? Niye bunlar beni buluyor oğlum hep? Ben ne zaman bir kombin denemeye kalksam bu piçler beni buluyor abi. İnanılmaz.
Anasını siktiğim şey öldü mü? Harpi miydi? Siren miydi o? Mına odum seni. O ne lan? Onda silah mı kalmamış? Aga be. Dön dön reis. Adamın kalkanına baksana ya. Çok dengesiz güncellemeler yapıyorlar ya. Herkes buraya yığıldı amına koyayım. Amına odum. Nasıl ölmedi lan o?
Oğlum o nasıl ölmedi lan? Takıma baksana amına koyayım ya. Takım bok. Deniz sen bir klan bul reis. Klanda oynamazsan çok daha isyan edersin. Agacım yok, bizim lig düşmemiz lazım ya. Ya baksana amına koyayım, bir tane adam geliyor, kimseye oyun oynatmıyor ya. Bu kadar dengesiz amına kodumun oyunu ya. Ağzımıza sıçtı bakar mısın, oradan bir tane silahla. Bak o adam kimseye oyun oynatmayacak, izle. Diğerleri full yatış zaten de. Şu. Baksana şunu amına koyayım. Gördüğünü saniyelik ediyor adam ya. Baksana amına koyayım. Bizim Titan'ı şarj etmemiz lazım reis. Baksana adama. Kes de bari Titan'ı çıkak amına koyayım. Baksana amına kodumun delisi deli gibi şey kovalıyor. Fener kovalıyor. Amına odumun artisi seni.
silahımı koparttılar yine ya. Yarra yedik ya. Ya ananın amamına koyayım ama nereye gitti ya? Valla sıkılıyorum ya. Hala baksana amına koyayım ya. Akıllı oynasa var ya oyunu döndürür ha. Gerçi biraz zor artık Fener'den gidiyor ama. Silahları sanırım bayağı bir çöp. Ne müfrezesi oğlum ya. Solo'da ağzımıza sıçıyorlar bizim. Sen bir de müfreze diyorsun. Hesaba bak amına koyayım. Yo, silahları da oğlum silahları da fullmuş bunun. Bakar mısın yani? Karşıda sadece adam oynamış bak. Diğerleri oynamamış abi. Ya şu 1 milyon 700 lira 2 milyon artık hasar değil ya.
Aga be, indirim olsaydı basardık bir tane. Ya da dur lan basayım bir tane. Belki güzel bir şey verir yayının şansına. Havuç 3 mü oldu lan bizde şimdi? Aynen 3 oldu reis. Elinde şu robottan olan var mı? Satlık reis. Koleksiyoncu işi bu ha. Kimse de yok bu. İlk defa görüyorsun. Herkes de göremezsin bunu reis. Bu bizim mührümüz reis. Ben de var sanırım abi diğer hesapta. Reis en az bir 5-6 yıllık hesap olması lazım ki elindeki hesap satmadıysan duruyor olsun. Yoksa yoktur. Bu robot oyundan kaldırıldı. Ben satmadığım için hala benim hangarımda duruyor. Aslında bunun şekli değişti, sonra oyundan kaldırıldı. Böyle değildi normalde tasarımı. Tasarımını değiştirdiler, sonra kaldırdılar oyundan. Bir fonksiyonu yok. Fonksiyonsuz oyunun ilk robotlarından Boa. Eskiden çok güçlüydü. Bizim oyuna ilk başladığımız zamanlarda metaydı bu robot. Çok sağlamdı. Orkanlardan falan mesela bu robot çok rahat sıyrılabiliyordu. Çünkü o dönemin en hızlılarından bir tanesiydi. Tek olayı şey, HP'si yüksekti. Aynen, o zamanlar tanktı. Abi ilk seviyelerde botlar kullanıyor robot hala. Olabilir, giriş seviyesinde şey botlara atıyor olabilirler. Buna Taran artı Tandır. Taran değil de Orkan artı Tandır. Tamamen kalkmadı. Ya şeyde botlar da olabilir canım oyunun ilk seviyelerinde yeni başlayan oyuncuların karşısına çıkıyor olabilir de. Şeyde oyunda alamıyorsun artık yani. Orkan Tandır çok güçlü oluyordu. Aynen öyle reis.
Benim bu hesapta nereden baksan vardır ya bir 9 yılı falan vardır. 8-9 yılı vardır bu hesabımda. Çünkü bunu o diğer hesapla beraber açmıştım. Çok fazla yok arasında. Aynı yıl içinde yani oyuna başladığım aynı yıl içerisinde açmıştım. Diğerini sildik ya. Diğerini silince bu duruyordu yedekte. Sonra buna biraz para harcadık işte. O yüzden mesela böyle arada bir piko kıyak geçiyor millete. Abi baksana amına koyayım ya. Orkanlar hep boşa gidiyor ya. Mesela böyle ödül falan vereceğiz ama şeye bakıyor. Oyundaki eski hesaplara daha çok şey veriyor. Ne kadar eski olursa. Ya ananı sikim, nereden ne atıyor bana ya? Hazard mı? Senin ananı sikeceğim. Senin adını kaydettim orospu çocuğu. Yandan yandan oynuyor amına kodumun piçi. Bak bak. Hiç şeye girmiyor ha. Action yok yani. Sürekli hep bir yandan oynama gayret içinde bak. Şu, abi Allah rızası için ya. Bu adamın ne işi var amına koyayım benim takımımda ya. Şuna bak ya. Gel de kafayı yeme ya. Şuna bakar mısın ya? Bir adamı kesemediler ya. Amına koyayım ben böyle işi. Bunların eşleştireceği takımın amına koyayım ben ya. Şampiyonlar Ligi'ndeki adamın takımına attığı adama bak ya. Bu ne amına koyayım ya? Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Bu adamın ustada ne işi var amına koyayım? Oğlum bu bronzda altında kim var lan o zaman? Kim o? Coşacak mı oynuyor amına koy? Botlar mı oynuyor kendi arasında ya? Bu amına kodumun uzmanında, elmasında, bronzunda kim oynuyor lan? Bunu nasıl hasta dayanmadı lan?
Han oğlum bu kalkan kırıcıya basmaya gerek yoktu. Kim biri söyle diyordu. Silahlar zaten kalkanı yok sayıyor diye. Bu kardeşin çok zoruna gitmiş. Nasıl yani? Abi sikeceğim ama bug'ını da lag'ını da ya. Aga Orion'a buff falan mı geldi? Herkes de bir Orion sevdası. Aga 6 level şey var ya. Parisil midir? Nedir şu amına kodum? Lockdown şeyi var. Ya bir takım geliyor bombok, bir takım geliyor çok güçlü, sana bir şey kalmıyor, oyun oynatmıyorlar amına koyayım, iki türlü de oynayamıyorsun oyunu. Ya bak geçen bir tane maç denk geldi, 10 dakika dolu dolu geçiyor abi, ne karşı taraf çok güçlü ne bizim takım çok güçlü, tam böyle dengeli, tam dengeli maçlar çok keyifli geçiyor ama anasını siktiklerim bunu bir türlü ayarlayamıyorlar. Daha doğrusu ayarlamak işlerine gelmiyor.
What? Ananın amına koyayım, şuna bak ya. Şampiyon ödülünü yükseltmişler mi? Önce 500 veriyordu galiba Gold'u. Lig sistem olmayacak bence Hangar'a göre. Ya onu Reis isteseler yaparlar da. İşte dedim ya, oyun pay to win olunca adamların umurunda olmuyor amına koyayım. Adamların tek düşündüğü para. Abi elmas 1 1300 mü veriyor? Orkanları option'a taksana abi. Ya onda da denedim de işte farklı farklı deniyorum Giray. Elmasa nasıl 1300 altın veriyor oğlum ya? Şampiyona 700 verdi lan. Baby. Bağlama TV. Elmas 1'e geçiş mi? Şu amına koduğum da bir yenilenseydi ya. 4 günü kaldı. Operasyonun kaç günü var? Kafa kafaya gidecek. 35 ne veriyor lan 35? 300 gold. İyi, bunu da alalım. Bayağı altın oldu ya. İyi. 1x. Zarar olmaz. Yeni titan mı? Bir yavaş amına koyayım ya. Yavaş reis. Şu amına koduğum şeyler değişseydi bir, şunun içindekiler bir artık değişsin ya. Baydı amına koyayım. 50 tanesini sattık ya bunların. Eyvallah Emirhan, ben de kaçacağım artık, yeter ya, yoruldum. İşten geldik zaten. Bayağı tank. Desene bizim Indra'yı yenilememiz gerekecek. Şöyle Indra'ya bari uygun bir silah gelse de amına koyayım. Silahlarını değiştirip devam etsek reis ya. Markette mi? Nasıl lan markette derken? Titan kısmında mı? Bedri, buna Bedri diyelim reis. İnsansı. Bunun olayı ne reis? Mağazada mevcut değil diyor. He. E 3 tane silahı var. Bedirhan diyorsun. Düşman robota Deathmark ve Taunt etkisi uygular diyor. Deathmark'ı biliyoruz da Taunt ne oluyor? Yeni bir efekt mi o da amına koyayım? Yönünü şaşırtır ve etkiyi uygulayan kişi dışında herhangi birine nişan almanı engeller. Nasıl yani lan?
herhangi bir kaynaktan alınan hasar miktarını arttırır. Kendi önüne bir absorber kalkan duvarı yerleştirir. Kalkanın emdiği tüm hasar ilave titan dayanıklılığına dönüştürülür. He, vurduğun hasarı HP'ye dönüştürüyor. Sadece onu mu görüyorsun? E bu iyi bir şey değil ki ama. Yani rakibin işini kolaylaştırıyorsun oğlum. Sadece sana hasar vuruyor. Diğer takım arkadaşlarına hedef alamıyor. Abi kalkanı da açarsan canın her türlü artıyor. Ya tamam da şey bir özellik değil yani. Kalkanı açınca vuramıyor. Kalkana vurduğu sana HP olarak dönüyor da. Yani bu taunt özelliği çok da iyi bir şey değil yani. Bence olmasa da olur reis. Reis bir adam takım arkadaşlarına sıkıyorsa taunt atarsın, vuramazsın. Yani o şekilde kullanılabilir tabii ki. Da yani ne bileyim kendine bir faydası yok. Ben bu konuda bencilim reis. Bana faydası olmayan yeteneğin amına koyayım ya. Ne gereği var? Rock halen OP mi? Yani Rock... Bir şey diyemeyeceğim reis ya. Sonra arkasından kalkan açarsın, adam sana sıkarken absorber açarsın, keser. Ya nerf yedi de. Ya nerf yemese de biz kesiyorduk reis ya. Ya paralı adamı zaten kesemezsin abi bu oyunda. Para yatıran adamı zaten kesemezsin bu oyunda. Şimdi para yatırmayan rockları da gördünüz, izlediniz. Ha bak, geldi geçti nerfini yedi. Full bir intranın karşısında para yatırmayan rockçulara söylüyorum. Para yatıranlar ayrı. Yani şimdi bugün para yatırmayan bir indrayla para yatıran bir kit bile fark yaratır reis arada. Yani şimdi para yatırmayan bir adam rock ne kadar güçlü olursa olsun full modüller, full silah, full pilot, full robot. E buna nasıl karşı koyacak? Para yatırıyorum, çöp ediyorlar. E Deniz sen para yatırıyorsun, senin karşına da para yatırıp oyunu bilen oyuncular geliyor muhtemelen. Ya zaten en üstte oynadığın zaman da sıkıntı reis. Ya sen para yatırıyorsan karşıdaki adam da yatırıyor. Ya orada tecrübe konuşuyor artık. Reis Lucador'a geç bence Indra çöp oluyor. Şampiyonda Lucador kesemiyorlar. Nasıl kesemiyorlar oğlum Lucador ya? Indra nasıl çöp oluyor ya? Oğlum Indra Ravana'nın gelişmiş versiyonu lan, Titan versiyonu. Ravana hala hani şu an bile çok iyi iş yapar. Her şeyini fulle, modülünü fulle, pilotunu fulle. Drone'unu fulle hala iş yapar oğlum güncel silahlara Ravana şu an çoğu robottan iyi benim gözümde. Ha bak şey. Ne amına koduğum. Ah option. Piç oldu. Tank diye mi söylüyorsun? Oğlum tamam da. Şu robot bak şu an 742 bin HP'si var. Oyun içine girdiğin zaman 1 milyonu geçiyor bununla HP'si. Artı gameplay kısmında Intra şeyden Lucador'dan daha avantajlı. Tamam o tank onun HP'si bundan fazla 1,5 milyona yaklaşıyor ama 500 bin HP dediğin bir şey değil ya aradaki fark olarak.
Ya arada bir 500 bin HP kalıyor reis. Indra'nın yeteneğinin yanında 500 bin HP'nin bir şeyi yok ki ya. Ya çok şeyde kaldığın zaman bak mesela Indra'da, tamam mı? Çok sıkışıp kaldığın zaman yeteneğe bastığın zaman bir basıyorsun, ikinci yeteneğe bastığın zaman adam artık seninle uğraşmak istemiyor. Direkt senden dönüyor, başka tarafa dönüyor. Artık sana sıkmak için uğraşmıyor. Çünkü bir şey yapıyor artık hani. Adam daralıyor. Tam adam ateş ediyor amına koyayım. Hop, Indra saydam oluyor. Hasar geçirmez oluyor. Başka tarafa dönüyor. Tekrar sana dönüyor. Bir daha yetenek basıyor. Adam artık sikerim seninle mi uğraşacağım diyor. Ne olacaksa olsun diyor. Öteki hedefe yöneliyor. Lucador mu, Aether mı daha iyi? Lucador daha iyi. Deniz yeni gelen silahlar işte reis. Ya adamlar her gün bir şey getiriyor, her gün bir şey getiriyor artık. Para yatırmanı da tavsiye etmem Deniz ya. Hani sürekli yatıracaksan mesela şu anki şartlarda oyuna aylık 1500-2000 TL, bak en az aylık 1500-2000 TL yatıracak bir durumun yoksa hiç şey yapma, girme o topa. Ha ama yok, bana aylık 2000 lira koymaz, ben yatırırım gelirim var diyorsan o tabi senin bileceğin iş, ama yani bir fabrikan falan yoksa bence hiç para yatırma reis, baş edemezsin. Bu oyunu doyuramazsın. Yeni Titan'ı gibi etmek için Aether lazım reis. Reis, sniper yapacaksan şeyi yap. Sharanga'yı yap. Reis Lucador'u bana ver. Minus elmas bir de çöp. Minus mı kaldı oğlum ya? O yüzden defalarca bıraktım, yine bulaşıyorum. Ya reis, hırs yapmadan oynaman lazım. Ha bak, ben de yatırıyorum mesela. Ne kadar oldu, ben 2 ay falan oldu mu? 2 ay falan önce bir 300 TL falan yatırdım. Ha, öyle ufak tefek olur, yatırılır. Hani şeyini kendi gazını alırsın ama reis o kadara gerek yok ya. Ya bak ben mesela ne yapıyorum biliyor musun? Şimdi bak, biraz Labris parçası birikmişti. Biraz Option parçası birikmişti. Ha baktım böyle güzel bir paket var. Şunlardan. Mesela şöyle uygun paketler vardı. O zaman ne kadardı? Aynen bak şu. Şu paketten mesela 99 lira 36 tane veriyor. 100 lira da 300 lira. 300 liraya ne yapıyor? 30, 60, 90 işte 100 küsür tane. Tamam mı? 100 küsür tane şey veriyor sana. Kart veriyor 300 TL'ye. Şimdi benim buradan alabileceğim bir dünya eksik parçam vardı. Tamam mı? Ya o 300 TL ile çok rahat istediğim kombinleri şey yapabiliyordum. Elimdeki şuradaki eksik parçaları tamamlayabiliyordum. Şuradaki. Tamam mı? Buradaki eksik parçaları tamamlayabiliyordum reis. Tuttum 300 TL'ye. Harcama yaptım 300 TL. Baya 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 bir şey çıktı. İçerik çıktı bana. Ya o şekilde harcamalar yapabilirsin mesela. O şekilde değerlendirebilirsin. Ama tutup da işte ne bileyim, gidip şuna para vermem mesela ben.
Hani bunlar eski içerikler de yeni içerik var mı burada? Ha bak mesela 600 küsür lira para istiyor option'a. Nerflemişin amına koyayım. Ya gidip de mesela şu paketleri almam ben. Ha mesela yeni de olsa ki zaten yeni olan içeriğin fiyatı daha da yüksek oluyor. Alınmaz reis. Ha şöyle paketler mesela bak 20, 27 tane kart veriyor buradan. 68, 70 lira de. Eksik parçam vardır. Buradan tamamlarım. Mesela bir tane şey veriyor. Ne var bunun içinde? Buradan bir tane alacaksın. Kaç para? 350 lira. 350 liraya 500 platinyum veriyor. Ki platinyuma para vermeye gerek yok artık zaten. Şeyden imha modundan her hafta alıyorsun zaten 500 şeyi platinyumu. Rahat bir şekilde. Ya buradan sen 350 lira vereceğim. Buradan sana zaten ilk açtığında muhtemelen şu şeyi verecek amına koyayım. Pilotunu verecek. Gerek yok reis. Ya mesela bu toplara girmeye hiç gerek yok. Bunlara para yatırılmaz. Çünkü en babası yani şimdi bak mesela sen şunu alsan reis. Mesela 1, 2, 3, 4, 6-7 defa falan açman gerekiyor ki senin bu kasadan kombini fulleyebilesin. Ha buraya en az 1500 lira falan harcaman gerekiyor ki. 2000 lira harcaman gerekiyor ki belki hani arka arkaya aynı ödülü vermezse kombini tamamlayabilirsin. E sen şimdi buna 2000 lira para vereceksin amına koyayım. Senin bunu oynayacağın 2 ay en fazla. 2 ay sonra çöp, yine çöp. 2 ay sonra bu çöp olacak, yenisi gelecek. O kadar bile gitmiyor artık. Ha, şuna bak. 600 küsür lira para istiyor amına koyayım. 600 lira para istiyor şu kombine. Bak Roku 334 lira. Bu kadar parayı vereceksin. Bu kadar paranın belki de 4-5 katı para harcayacaksın ki daha fazlasını harcayacaksın ki bu silahları yükseltesin, Titan'ı yükseltesin. Ve bu Titan'ın pilotu var. Öyle şey değil yani reis, basit değil yani. O yüzden para harcamayın bu oyun arkadaşlar. ...600 lira. ...600 lirayı harcayacağım. Buradan sana full deceiver verecek amına koyayım. Dumper verecek. Şunları vermez mesela. Çok zor. Bunların kutulardan çıkma oranları var. Mesela atıyorum işte Feng Bao %0,2 çıkma oranı kutudan. İşte Subtir şey işte %0,7 çıkma oranı. Mesela şu amına kodumun çıkma oranı tamam mı? Bu kutudaki en boktan silah şu anda şunlar işte. Deceiver, Tamer. Bu kutunun en boktan ödülleri bunlar. Yani şunun çıkma olasılığı tamam mı? Atıyorum mesela 100 tane kart açtın. Tamam mı? Bu 100 tanenin en az bir 60 tanesi bundan verecek sana. En az 60 tanesini bundan verir sana. 60-65 tanesini bundan verir. Çünkü bunların bu ödüllerin bu kutudan çıkma yüzdesi var. Yani öyle bildiğin şey değil yani şans olayı değil bu. Bunun şansla alakası yok. Şans nedir? Random. Random olan bir şeydir. Tamam mı? Random döner. Çark random bir şekilde döner senin şansına. Ama bu kutularda öyle şans, bu kutular şans olayı da değil. Bunlarda bildiğin yüzdelik oranlar var. Yani
Dediğim gibi işte atıyorum Weaver'ın çıkma olasılığı bu kutudan %65. Tamam mı? %65. Senin her çevirdiğinde yani her bir tekrarda, her bir çarkın yenilenmesinde sana Weaver'ın çıkma olasılığı %65. Atıyorum şeyin işte Deceiver'ın çıkma olasılığı %1. Her bir çevirmende %1 ihtimalin var. Bunların hepsi şeyde var zaten arkadaşlar. War Robots Wiki'ye girdiğiniz zaman orada hepsi yazıyor. Yani artık uzun zamandır şey yapmıyorum. Oyunla ilgili kaynaklara bakmıyorum. Eskiden bakıyorduk bunlara. Mesela bu şu kutular yokken bu oyunda kara borsa diye bir şey vardı. Ödülleri buradan alıyorduk. Buradan çıkıyordu. Mesela bak bu yüzlük kasayı aç, deli gibi pilot verir sana. Deli gibi pilot çıkartır. Çünkü bu kutudan pilot çıkma %90 amına koyayım pilot ya. %90'ı buradan sana pilot verir. Mesela bu kutudan sana şu bu kutu değil dur. Süper. Şimdi süperden sana Rock çıkma ihtimali çok düşük. Ha bu aralar nerf yedi. Belki biraz dağıtabilir. Yükseltmiş olabilirler. Ama Rock çıkma ihtimali şu an mesela yani normalde standartında en düşük ihtimallerden bir tanesi Rock. Ben bronz açıyorum hep. Bronz. Niye bronz? Ne çıkıyor ki buradan? Şey verir. Enerji hücresi verir. Başka bir şey vermez ki buradan. Altın. Altın da eskisi gibi vermiyor ki. Burada yüzdesi en çok olan şey şu anda enerji hücresi. Deli gibi enerji hücresi verir. Ha ben açmıyorum. Niye açmıyorum? Ben de çünkü yaklaşık bir 7-8 aydır amına koyayım. Burası böyle. Eksilmiyor bende. En son bir 7-8 ay önce falan 110-120 bin falandı. Bu aralar biraz azaldı. Ama hala aşağı yukarı 80 civarında işte 80 bin civarında. Bazen PT'de. Abi PT çıkma ihtimali çok düşük evet. PT'de çıkıyor ama çok düşük. 100 tane kas açacaksın da belki de 1-2 tane şey çıkacak amına koyayım. PT çıkacak. Gümüş en çok çıkan. Yok, gümüş o kadar çıkmıyor ya. Gümüş de çıkıyor da. Ya hemen hemen aynı şeyle. Enerji hücresiyle gümüş oranına çok şey yok arada fark yok. Ya yüzdesi olarak bilmiyorum dediğim gibi Wiki'ye girip bakmak lazım. Oradan bakarsan görürsün net olarak da. Artık çok tatın yani. Bakmıyorum, umursamıyorum. Gümüş çıkıyor reis en çok olan. Bayağıdır açmıyorum reis ya, bilmiyorum o yüzden tam olarak. Eyvallah Deniz. Herkes o kasadan bir kere 100 anahtar çıkarıp sonra hiçbir şey çıkartamıyor. Bir senedir sadece Orochi Shell. Sen daha Serap'ı alamadın mı lan Darık? Yazık lan sana. Serap hala iş yapıyor ama ya. Serap hala hoşuma gidiyor yerine göre. Ha tabi şeye falan nerf yemesi lazım. Mesela şu an option'dan çok daha iyi Serap. Option'dan iyi oldu abi Serap. Neredeyse option'ın iki katı süre havada kalıyor lan Serap.
Abi bir Deniz abiye baksana, eksik bir şey mi var kombinlerinde acaba? Bu kadar para yatırıyorsa. Deniz, burada mısın? Buradaysan bir ID'ni yaz bakalım istiyorsan. Nerf yemiş hali bir de. Yani. Sana belediye baksın darık. Yok, vallahi bakmam sana. Yeter amına koyayım. Ne zaman birinin hesabına bakacak olsam reis bana da bak. Gına getirdin lan artık. Düş yakamdan amına koyayım ya. Sülük gibi ya. Yapıştı mı bırakmıyor amına koyayım. Baksam da kurtulamıyorum ki oğlum. Deniz gitti galiba. Reis bizde yakın ne var? Oğlum bende şey hiç yok biliyor musunuz? Dur bulayım da göstereyim. Okoçi. Okoçi bana o kadar uzak ki. Millet anasını sikti. Bokunu çıkarttı robotun. Bende daha 1000 parçası var. Galiba Okoçi'yi, Dagon'u bunları teğet geçeceğiz biz. Bunları hiç kullanmadan çöp olacak galiba. Yakında ben de Tarık gibi ağlarım amına koyayım. Bana o koçu vermiyor diye. Reis, ben OG'den ümidi kestim. Şu şey değişsin de, kartların içeriği bir değişsin o zaman ümitleniriz reis. Bir 4 günümüz var. 4 gün sonra ümitleniriz. Ufak ufak dağıtmaya başlar onu da. Neyse arkadaşlar, ben kaçıyorum. Kendinize cici bakın. Artık bir dahaki yayın ne zaman olur bilmiyorum. Bir sonraki yayında görüşürüz. Bay bay. Hayırlı geceler.